Değerli dostlar, programımızın bu bölümünde yapımcım Sayın Turgut Özay'a dönüyorum. Sayın Özay, programı izlediniz. Sizce manşet neydi? Ya da manşetler? Hocam, gerçekten yine çok dinamik bir programdı. Her iki konuğumuz da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü son derece bilgili ve faydalı şeylerden tabii ki bahsettiler ve ufkumuzu açtılar. Özellikle tabii son bölümdeki Erhan hocamızın hem dünyayı bize tasvir etmesi, hem gelecekle ilgili, hem meslek seçimi, hem eğitim dünyası ile ilgili bize ipuçları vermesi adaylar için sanırım iyi bir rehber olmuştur. Dolayısıyla bence bugünün manşeti geleceğin insanını yetiştirmek olmalı. Çünkü her iki konumuz da bu başlığın altını doldurdular aslında. Dediğimiz gibi Erhan hocamızı uğurladık. Kendisi her zaman bize ilham veren konuşmalar yapıyor, fikirler veriyor. Kendisinden son derece faydalanıyoruz. İzleyicilerimiz eğer hocamıza ulaşmak isterlerse hem görev yaptığı üniversitenin web sayfasından hem de kendi sosyal medya hesabından erişebilirler. Günün bir diğer konuysa yine usta eğitimci İbrahim Taşel'di ki birçoğumuzun üzerinde emekleri vardır. Bunu hepimiz biliriz. Kendisine müteşekkiriz hakikaten. Kendisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversite yaşantısından, oradaki ortamdan bahsetti ve kendi üniversitesinin adaylara, öğrencilere sağladığı imkanları bize anlattı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Her iki konuğumuzu ya da dediğimiz gibi web sitelerinden, kurumlarının ve kendi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hocam, bu arada artık 22 Temmuz'u geçeceğiz ve 23 Temmuz'da artık sistem açılacak ve tercihler yapılacak. Dolayısıyla adayların kafalarında da bir takım soru işaretleri var. Bize ulaşıyorlar. Bize bugün en yoğun gelen bir soru var. Onu size yöneltmek istiyorum izninizle. Gençler diyorlar ki eşit ağırlıklı puan içerisinde sayısalcılar da olduğuna göre eşit ağırlık öğrencileri 190 bin barajının dışında kalabilir. Peki bu durumda hukuk fakültelerinin boş kalma ihtimali olabilir mi? Şimdi tabii öncelikle gençlerin sorduğu soru son derece önemli, ancak geçen yılı bir kez gitmek istiyorum. Geçen yıl 2018'de ilk kez YKS uygulanırken ben ve senle birlikte ekibimizde bir çalışma yaptık ve buradan çok açık net söylemek istiyorum. ÖSYM'ye ve YÖK'e gerek ekranlardan gerek ki gazetelerinde bir köşemden 2017'deki hukuk fakültesiyle benzer bölümlerin, burada baraj olan bölümlerin rakamlarının artırılmasını, arttırılmadığı takdirde bu bölümlerin boş kalabileceğini söylemiştik. Ancak bu söylediklerimiz dikkate alındı ve zaten yetkililer çalışıyorlardı ve geçen yıl rakamlara yaklaşık 50'şer bin kişilik daha bir rakam getirdiler. Ancak burada seninle de birlikte, ekiple de birlikte yaptığımız çalışmanın sonunda bunun bu yeterli olmayacağını ve bazı yerlerin boş kalacağını söylediğimizde gördük ki mühendislik bilimlerinde özellikle boşluklar kalmıştı ve hukukta da bir miktar kalmıştı. Ben zannediyordum ki bu rakamları sezon bittikten sonra değerlendirecekler ve bir miktar daha açmaları gerekir. Evet, gençler haklıdır. Fen öğrencileri, yani sayısal öğrencileri de yaptıkları matematik sorusuyla eşit ağırlıklı puan aldıkları için sıralamaya bakıldığında Türkçe matematik öğrencilerin önünde yer alabiliyorlar. Ancak bu öğrenciler eşit ağırlıklı yerler tercih etmedikleri için kendi bölümlerine gidiyorlar. Burada hukuk özellikle burada YÖK ve ÖSYM'nin yetkililerini uyarıyorum. Burada sayısal öğrenciler 190 bin barajını daha çok önden yakaladıkları için, belki de çok iyi TM öğrencileri sıralamalarda 190 binin altında kalacağı için hukuku seçemeyecekler. Sayısalcılar da hukuku seçmediğinde bence belirli hukuk fakültelerinde bir miktar boşluk kalacak. Ben olsam bir kez daha tercihler başlamadan geçen yılki gibi bir kez daha bu rakamları elden geçirip gençlerin yararına olacak şekilde getirmeye çalışırım. Yalnızca ben elçiyim, bunu söylemek istiyorum. İkinci bir hadise daha var. Bugün kampüsleri gezdim ben birkaç gündür. Gençler tercih yapma değil, tercihleri vermede, yoksa tercihlerini yapıyorlar. 23 ile 29 Temmuz'un çok kısa bir dönem olduğunu ve 3 Ağustos'a kadar bunun uzatılmasını istiyorlar. Ancak eğer böyle bir uzatılma olacaksa bunun tercihler başlamadan önce söylenmesini, yoksa geçen yıllardaki gibi son dakika bir uzatılmanın hiçbir işe yaramadığını ve boş yere uzatıldığı söyleniliyor. Çok değerli YÖK, zaten siz yapacaksınız bunu yetkililer. Çok değerli ÖSYM, siz eğer bir karar alırsa bunu uygulayacaksınız. Lütfen gençlerin geleceği için bir bu baraj puanlı yüzdelik sırasını, bir de
Sürenin uzatılmasına 3 Ağustos'u bir kez daha gözden geçirirseniz ben gençler adına sizlere çok teşekkür eder, saygıyla da ceketimi önünüze iliklerim. Evet sevgili Özay, benim söyleyeceklerim bunlar, söz sizde. Hocam anladığımız kadarıyla şu an geçerli olan tarih aralığı 23 ve 29 Temmuz. Tabii ki olası bir değişiklikte ya da güncellemede biz hem adayları hem de aileleri buradan bilgilendirmiş olacağız. Başarıya Doğru'nun bir sonraki yayını saat 16'da. Saat 16'da tam da Sait Hocam'ın az önce bahsettiği Hukuk Fakültesi öğrencilerini ilgilendiren bir konuyu işleyeceğiz. Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sultan Üzeltürk bizimle birlikte olacak. Bir diğer konuğumuz da Doktor Öğretim Üyesi Ragıp Barış Erman ve yine Konservatuvar Müdürü Çiğdem İyici ve son konuğumuzsa uluslararası eğitim uzmanı Burak Yılmaz olacak. Başarıya Doğru saat 16'da tekrar CNN Türk'te olacak. Şimdilik hoşçakalın.